Arkadaşlar merhabalar. Bir soru yorumda size olasılık sorusu çözeceğim bir tane ama tabi işin özü permütasyonla ilgili olacak bir soruyu okuyun, çözmeye çalışın bakalım. Burada çünkü ince bir durum var. Onu görürseniz ne ala, göremezseniz de ben açıklayacağım. Mevlana kelimesinin harflerinden herhangi 3 tanesi siliniyor. Kalan harflerin yerleri değiştirilerek anlamlı ya da anlamsız dört harfli kelimeler yazılıyor. Yazılan kelimelerin birbirlerinden farklı olanlarından rastgele seçilen birisinde A harfinin bulunma olasılığı kaçtır? Örnek yani 4 harfli bir kelime olacak mesela. Böyle bakın içinde A gelecek. Ya da şöyle bakın A, L, V, N olsun. İki tane de olabilir. A, A, L, V. Gördüğünüz gibi böyle 4 harfli kelimeler anlamlı anlamsız fark etmez. Bu şekilde bir görüntünün olma olasılığı soruluyor. İstenmeyen görüntüne mesela bakın böyle. Burada hiç A yok. Şimdi peki ne yapacağız? İşin içinde iki tane A mı olacak, bir tane mi A olacak? Peki ben bunu nasıl anlayacağım? Böyle bir soru işareti doğduğu zaman soruda işte orada sizin bu durumu ayrı incelemeniz lazım. Ve buna özel yaklaşımda bulunmalısınız. Öyle özel derken müthiş bir yaklaşım değil. Sadece böyle e, önemli durumlar, tekrar eden durumlar. Ya da bazen işte başa sıfır geliyor, sona da geliyor. Başa sıfır gelmemeli, sona gelmeli. Bir sayı mesela beşe bölünüyor, e hem başa gelmesini istiyoruz bazen hem son basamağa gelmesini istiyoruz. İşte böyle durumlarda permütasyonda ayrı bir yapılır arkadaşlar. Bakın gösteriyorum. Birinci durum hiç A gelmeme durumu. İkinci durum bir tane A gelme durumu. Üçüncü durum iki tane A gelme durumu. Böylece buradan arkadaşlar bunları oluşturup olasılığı yapacağım. Hiç A'nın gelmediği dört harfli kelime nasıl oluşturulur? Kalan 5 harften çünkü 7 harf var. A'ları sildim. 5 harften 4 tane seçerim. Bunları da arkadaşlar 4 faktöriyel diye dizerim. Bir tane A'nın olduğu nasıl oluşturulur? A zaten işin içinde dikkat. Kalan 5 harften yanına bu sefer 3 seçtim. Bakın şunların arasındaki fark. Demin A yoktu. Komple 4 tane harf seçiyorum. Şimdi A'yı rezerve ettik. Yanına 3 tane daha harf ekliyoruz ve böylece yine 4 harf var. 4 4 faktöriyel derim. Şimdi geliyorum 2A'nın olduğu duruma. Zaten sorunun kolay ama yıldızlı kısmı burası. Şimdi 2 tane A'nın olduğu durumda kalan 5 harften 2 tane bunların yanına seçeceğim. Neden? A'lar zaten var. Böylece 5 harften 2 tane seçiyorum. Örnek E ile V'yi seçtim ve böyle oluşturduğum gibi bunları yer değiştireceğiz. Ya da 1A'da şunun gibi düşünün. E, L, N, A bunları seçip kelime oluşturuyorum. Ya da Demin dediğim gibi işte bu harflerle kelime oluşturuyorum. Haliyle tabii ki 4 faktöriyel ama 2 tane a olduğu için artık 2 faktöriyele bölüyorum. Haliyle 10, e, 24 bölü 2'den evet 120 oldu. Burası 10 çarpı 2'den 240 oldu arkadaşlar. 10 çarpı 24'ten yine 5 çarpı 24'ten bu da 120 oldu. Toplam 480 kelime var. 480 kelimenin arkadaşlar kaç tanesi A harfiyle oluştu. 2 ve 3 numaralıdakiler yani 240 artı 120'den 360 tanesinde A harfi var arkadaşlar. Böylece cevabımız 3 bölü 4 olacak A şıkkı. Bu şekilde e, bir güzel permütasyon sorusu. Bunun kitaplarınızda daha kolayları vardır. Yani o şöyle olur. Hani bu kelimeyi alayım. Size muhtemelen şöyle bir şey sorar ve buradan 5 harfli kelimelerden 4 harfli kelime oluşturur. Zaten Der zaten tekrarlı bir durum olmadığı için o soruları kolaylıkla yapmışsınızdır işte böyle tekrarlı bir durumda buna hesabı katmak lazım. Tabii ki bunu düşünen güzelce yapabilen arkadaşlarımız vardır ama genel itibariyle bu konular biraz sıkıntılı konular olduğu için görmek göstermek istedim arkadaşlar.